Eski milli futbolcu Gökhan Zan'ın şantaj ve montaj iddiasında şok eden bir gelişme yaşandı. Tip milletvekili Ahmet Şık, Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen ses kayıtları ile ilgili konuştu ve adli bilişim uzmanından gelen raporu paylaştı. Çekilmezsem bana sahte kayıtlarla itibar suikasti yapacağını söyleyenlerin şantajına maruz kaldım. Montajlanmış ses kayıtlarıyla kendisine şantaj yapıldığını söylemişti. Tip milletvekili Ahmet Şık, durum Gökhan Zan'ın iddia ettiği gibi değil dedi. Adli bilişim uzmanından gelen 27 sayfalık raporu açıkladı. Bu tehdit ve şantajlara boyun eğmedim. Türkiye İşçi Partisi eski milli futbolcu Gökhan Zan'ı Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak göstermişti. Sosyal medyada paylaşılan ses kayıtları sonrası Zan'ın adaylığını geri çektiklerini duyurmuşlardı. O ses kayıtlarında Gökhan Zan olduğu iddia edilen kişi Turgay Kocakaya'yla adaylıktan çekilmemesi için pazarlık yapıyordu. Konuşulan miktar da 5 milyon dolardı. Bana sahte bir kayıtla şantaj yapıp adaylıktan çekilmemi basın yoluyla bana itibar suikastı yapacakları tehdidinde bulundular. Gökhan Zan'ın suç duyurusuyla Turgay Kocakaya tutuklanırken gündemi değiştiren açıklama Ahmet Şık'tan geldi. Şık, olay Gökhan Zan'ın iddia ettiği gibi değil. Burada kirli ilişkilere girmeye çalışan bir ikili var dedi. Hatay halkından özür dilerken ses kayıtları ile ilgili raporu da okudu. Bana sahte kayıtlarla itibar suikasti yapacağını söyleyenlerin şantajına maruz kaldım. Ahmet Şık, videonun kesintisiz devam ettiğini, arka seslerde devamlılık olduğunu, herhangi bir atlama olmadığını ve frekansta dalgalanmalar olmadığının tespit edildiğini söyledi. Aydınlık yarınlar için yürümeye devam edeceğim.